Bir kahve meraklısı olarak dışarıdaki filtre kahveler buram buram kokuyor ve ben de çok içmek istiyorum ama fiyat olarak çok yüksek. Makinesinde bir de gitmesi sorun. Makineyi evime alsam da kendim yapsam diye düşündüm. Kapsülleri de çok yüksek ücretli olunca araştırırken şöyle doldurulabilir kapsülleri buldum. Bu şekilde. Makinayı da çok ucuza aldım. Böyle şu anda internette gördüğünüz fiyatlarda değil. Şimdi çalışma usulünü göstereyim size. Sütümü ısıtıyorum. Ben mikrodalgada 2 dakika kadar ısıtıyorum. Bol sütlü seviyorum çünkü sütsüz filtre kahve hoşuma gitmiyor. Makinenin fişine takıyorsunuz. Pardon, bu da çıkması. Makinenin fişine takıyoruz. İçindeki şu aleti çıkarıyoruz. Yeşil ışık yanmasını bekliyoruz. Bu arada şu kapsülün içine, bu kapsülde çok araştırdım. Çok memnun olan var, memnun olmayan var. Şu plastik silikon kapağından şikayet eden var. Ya tereddütlü aldım ama ne olursa olsun dedim. Çok da memnunum. İyi ki almışım. Şöyle kahve ölçme kaşığımla. Ya tam per içindeydi. Beraber satılıyordu. Onun için aldım. Aslında memnunum. İyi ki almışım. Bir dolu kaşık kahveyi koyuyorum. Tamperle hafifçe bastırıyorum. Hafifçe bastırıyorum. Biraz kaymışım, özür dilerim. Şöyle yapayım. Evet. Böyle bu şekilde doldu. Kapağını kapatıyorum. Kapağını iyice yerleşmesini sağlamaya çalışıyorum. Bu şekilde yerleştirdikten sonra ben daha önce Çibo'nun kahvesini denedim. Fakat bu aletlerin içine biraz fazla çekilmiş kahve konması gerekiyor. Çibo'nunkiler biraz kalın kaldı. Ben de kahve diyarınınkini bir deneyeyim dedim. Fiyat olarak da gerçekten çok uygun. Bakın, şu şekilde tam şöyle ortalanması gerekiyor bu deliğinin. Starbucks ya da Chibo kahvedense kahve diyarınınki, yani ben marka ürün yerleştirme yapmıyorum, sadece kullanıp faydalandığım için biraz daha ince çekilmiş kahve diyarı kahvesi, onun için tercih ediyorum. Şimdi bu manuel bir alet, otomatik değil, o yüzden isterseniz içinizden 15'e 20'ye kadar sayın, çok kahve istiyorsanız, sert kahve istiyorsanız, ama ben zaten süt koydum. Ortalama 20'ye kadar sayıyorum. Ben de... Evet, makineyi çeviriyoruz. Bakın önce koyu bir renk geliyor. Arada bazen arkada, her zaman olmasa da arkadan çok az su geldiği oluyor. Bu sefer saymayı unuttum konuşurken ama illaki saymak gerekmiyor. Şu akan suyun rengine göre de ayarlayabiliyorsunuz. Bayağı bir açılmaya başladı artık rengi. İlk baştaki o koyuluk kalmadı. Ve bence yeterli. Bu renge geldi mi olmuş oluyor genelde. Şöyle hemen açıyorum. Açınca zaten akması kesiliyor. Çok rahat bir şekilde çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi. Bunu boşaltıp tekrar dolduruyorum. Çelik olduğu için daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Üstündeki silikonla çok kafamı takmamaya çalışıyorum. Yani son derece lezzetli. Aynı bazı dükkan mağazalardaki gibi, kafe şaplardaki gibi birebir ürün. Not. Yani çok pahalı, gidip dışarıda yemek içmek istiyorsanız bir kafede, tamam, bir şey demiyorum ama benim gibi her gün içmeye meraklıysanız bu şekilde yapıp aynı lezzeti, tadı sağlıklı bir şekilde elde edebilirsiniz. Hepinize afiyet olsun. Güzel günlerde görüşmek üzere.